Efendim Sima, bizim okullu yarışmacımız. Bir okulumuz daha geliyor şimdi. Çiçek gelmiş. Ay kimden acaba gelmiş? Kimden? Kimden? Çok merak ediyorum. Hemen ben geliyorum. Çünkü sen de bir koku alıyorum ben. Kimden? Ah nerede onda o düşünce yollayacak? Dur ben bakıyorum hemen. Kim evet, ayol? Merak ediyoruz. Senin çok sevdiğin bir arkadaş. İstersen sen söyle. Kim acaba? Demet Akalı. Demo. Canım ya. Ödüyoruz. Canım benim ya. Demet'le ilgili bir şey anlatacağım. Ben ameliyata bir gün önceden geceden gittim. Öykü çocuklar bir giyindim sanki defileye gidiyorum. Gece saat 10. Ben alayım onu bu tarafa. Evet. gece 10'da biz hastaneye gidiyoruz. Ben giyinmişim. Hani o benim bir modacım vardır ya hani. Sevdin. Evet. Marka. 1930'lar 40'lar hani sanki o böyle defileye gidiyorum. Hastanede dediler ki bu odanız işte bu da öbür odanız. Ay ben bir öbür odaya bir gireyim ne göreyim. Bütün benim samimi arkadaşlarım toplandı. Toplanmışlar. Bir de Loğusa sanki doğuma gidiyorum. Bahüler, sabahlıklar, gecelikler, çiçekler, terlikler, mumlar, fotoğraflarım. İnanamadım. Bunu tabii sevgili Demet Akalın'la sevgili Bahar Şer yapmış. O kadar mutlu oldum ki yani biliyorsunuz moralim çok bozuktu. Yine Demet çok özen göstermişti. Çok teşekkür ederim. Altın kalpli Demet. Senin kalbini çok seviyorum biliyorsun. Öyle teşekkürler. Yeni şarkı çağıracağız. Kocaman buradan, bir yüreği var. Çok ve ben bu kadar vefalı birini. Çok vefalı. Evet. Çok. Az rastlanır yani. Çok teşekkür ederim. Bugün de yeni albümünün ilk şarkısı. Evet. Single ile açtık programımızı açtık. Hayaletle. Ya, bir hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 20. yılda şahane kutlu olsun. Şahane olmuş demo. Gerçekten çok güzel olmuş albüm. Demo. Demoyu Bostancı'ya hazırladım. Duyduk ki koltuk kalmamış. Artık evet. Ayakta bile satıyorlarmış. Demoyla biz şeyde geliriz. Önemli projelerde yan yana geliriz. Yani açık hava olsun. Açık havalarda böyle büyük işlerde yan yana geliriz democuğumla. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok naziksin. O zaman devam. Çiçeğimiz de geldi. Çok şükür. Bir çiçeğimiz de var. Bize gelmiyor ama ne yapalım? Ivana sana gelirdi bir zamanlar. Geçti artık. Böyle güller. Geçti artık. Ne oldu? Son dönemde yok ya. Ben mi uyandırdım mevzuyu? Gücüm aylarında geliyordu artık yok. Niye gelmiyor acaba? Valla bak yani ilk günümüz değil yani başlıyoruz. Git bir hesapla. Çiçek gelmedi. Allah'tan sevgili Acun Ilıcalı düşünmüş. Evet. Hepimizin kulisinde tabii şahane çiçekler. Kanalımızın, TV8'in muhteşem ki. Çiçekler. Evet, TV8 ailesine teşekkür ediyoruz. Adımımızı attığımız andan itibaren. Ama evet. Onlar hep farkı öyledi. Hissediyoruz. Hep öyle. Ama bunu yalnız Demet Akalın, Caner Erdem ve bana göndermiş. Biz üstümüze alınmadık zaten. Hiç. Biz yokuz. Ay ben size yarın getiririm kucak Demet dolusu. Görüyorsun değil mi? Demet. Biz burada. Demet. Ezik. Demo. Aynen. Senin yüzünden ezik kaldık. Belki yoldadır adresi bulamamış çiçekçi. Yarın Demet Akalın bu. İsterse bulur. Ay ben bulur. Susadım su içebilir miyim? Ama bu sıcak. Soğuk su rica soğuk ediyoruz. Nurella'ya soğuk su lütfen. İçim yanıyor. Neden? Ne bileyim ben. Ay içimi... O hallere bir gireceğiz mi? Bir halim var senin. Ay içim yanıyor ya. Yakıyorlar içimi. Neden? Neden? Yangın yerindeyim. Evet. Şöyle 2-3 bir yara almak. Öyle böyle şarkılar. Hayatımda bunu birisi söyleyeceğimi düşünemedim. Ama o kadar yakışıyor ki ağlamayı. Hakikaten yani. Ben böyle bir düşünmek hiçbir zaman değil. Ağlamaktan hiç sevmiyorum. Kimse ağlamasını istemiyorum. Ama yakışıyor bu kadına. Yani böyle bir şey var. Aynı fikirdeyim. Ağlamak yakışıyor bu kadına. Evet. Çünkü yaşanmışlıklar da ağlıyor. O kadar başka bir durumda giriyor yüzü, yani. Gözyaşlarıyla yüzü yıkanıyor kadının. Böyle bir daha bir nur geliyor çok sanki. Çok enteresan bir şey. Hüzün yakışıyor Nurella'ya. Nur. Evet. Niye ağladık? Ağlamayacağız. Ağlamayacağız. Bak şimdi bir şey diyeceğim.
burada hepimizin yaşadığı bir takım tabii ki kalp kırıklıkları var. Sen böyle bir şarkı istiyorsun, hepimizin üstünden kamyon geçiyor. Benim üstümden tır geçti. Biz ne yapalım? Ama sen güçlüsün, ya biz dayanamazsak? Bak ben halletmişim mesela. Hiç şarkı buradan giriyor, buradan çıkıyor. Bana şarkı değil yani, bir şeyler dokunuyor. Bastıra ne? Bastıra yaşıyorum. Niye bastırıyorsun? Bastırmayacaksın artık. O mesaj geldi sana. Aynen. Artık o mesaj geldi. O mesajdan sonra bastırmak yok. Susmayacaksın, söyleyeceksin. Ay bir kere geliyoruz Nurelle hayata. Zaten sen çok net ve açık her şeyi anlatıyorsun. Senin de hiç kimse de bir söyleme bir yok, kırılmamış gibi yok. Yaptıkları vardır ama. Ha, var ama o geçmişler değil kaldı. Mi? Neyse. Ah, neyse. Nur. Umudumuzu belirliyorsun. Dokunmamak lazım. Umudumuzu sen belirliyorsun. Evet yani. Ya. Hemen Lorke istiyoruz. Lorke bundan sonra. Kendine gelmek için. Yani. Bize de günah. Kusura bakmayın yani. Biz de ağlayacağız. Bizim böyle hopluyor hani. Nur. Bizim ikimiz de için parlak bir yıl olmadı geçtiğimiz yıl. Yani evet, senin çok geçmiş olsun, evet. Sana da geçmiş ben olsun. Ben öldüm bir kere biliyorsun, dirildim. Allah korusun. Aynen, Allah korudu zaten. Korudu yani, neyse. Çok şükür. Söyleyeceğim, biraz önce söylemeyeceğim bilmiyorum da. Öykünün dediği şey çok doğru. Bir kere geliyoruz. Ve artık ikimizin de ve hep herkes alıyor bu mesajları gerçi. Kesinlikle. Ama biz ikimiz çok sert aldık o mesajı. Ve çok kıymetini bilmek lazım. Her gün son İçinde yaşadığımız anın, önümüzde bize sunulacak hayatın çok önemli, çok dikkatli ve çok farkında olmamız lazım. Hayat çünkü güzel arkadaşlar. Bir an varsın. Şu kadar süre sonra yoksun. Ya ne kadarını güzel, paylaşmak istiyorsun bilmiyorum tabii de ilk ağızdan hiç anlatmadı bunu, anlatmadım. Söylemedin. Ama gerçekten bir kalp masajıyla hayata geri döndüğünü aynen. Biliyorum. Aynen. Sonradan öğrendik ve nasıl olabilir, bu nasıl bir tecrübedir, nedir buraya getiren, ne oldu tabii ki. Kimsenin yaşamamasını temenni ederim böyle bir tecrübeyi, gerçekten düşmanımın başına bile vermesin Allah. Beni uyardı yukarıdaki. Ben de uyarıyı dikkate aldım, ciddiye aldım. Çok daha özenliyim artık. Kendime karşı en başta. Çünkü Nur'un da yaptığı şey o. Biz kendimizi... Hoyrat davranıyorsunuz. Çok eziyoruz kendi içimizde. Hani her şeyden kurtulabiliyor insan, kendinden kurtulamıyor. Dolayısıyla bunu aşmak gerekiyor. Birinci elden tecrübe eden bir insan olarak çok hassasım bu konuda artık. Hayat konusunda... aile konusunda, arkadaşlıklar konusunda çok önemli şeyler öğrendim. İyi ki tabii ki aramızdasın ve çok çok süratle toparlandın. Evet. O anlamda da. Nurella'nın da mesajı geldi artık. Aynen işte onu demek istedim yani zaten. Yani çok doğru bir zamanlamayla tespit edilmiş ve teşhis edilmiş bir durum. İnanan, inanmayan sana ne? Takılma oralara. Hayat bir kere, değil mi? Yani bu işine çıkamazsın eğer takılıyorsan. İşinde çıkamazsa kafa yersin. Biz hepimiz İvana'dan ders almalıyız. Yani kafa nasıl, yersin. Nasıl insan kendini bu kadar sevebilir? Gerçekten. Biliyorum çünkü eğer kendimi anlamda. Sevmesin yani hiç kimse beni İmrenerek sevmez. İmrenerek söylüyorum bunu. Ve kendini yani mutlu etmeye çalışıyorum. Çünkü eğer başka birisi bekliyorsam o mutlu gelmez. İnsanı üzen şeyler zaten gerçekten çok kendi kafasında kurduklarıymış aslında. Kolay bir şey değil içimizde yaşadığımız savaş. Çok derinlere girdik. Devam edelim mi Nurella'm? Yavrum benim. Bir dağıttın kendini, bir toplayalım can istersen. Can parçası. Toplarım ben ya. Aynen, hemen Nurella kafasına bas, düğmeye tamam. Gelsin. O zaman bir sonraki yarışma. Can kırıkları bana koyar mı be? Hiç. Ama sen öyle bir kızsın. Ben diyorum ki artık döşe şu asfaltı da o basma o cam kırıklarına. Döşüyorum. Bas git asfaltı. Ah. Şöyle duble yol. Çok güzel laf.